Kepler ile ilgili verilen bilgilerden hareketle bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kopernik ve Galileo ile birlikte Rönesans'ın en büyük gökbilimcilerinden olan Kepler, 17. yüzyılın bilimsel devrimine büyük katkı sağlamış ve ondan sonraki dönemlerde keşfedilen önemli fizik yasalarının temellerini atmıştır. Kepler, 21 Aralık 1571'de Almanya'nın güneyinde insanların özgür düşünce arayışında oldukları bir dönemde dünyaya geldi. Çocukluğunda yaşadığı görmek konusundaki sıkıntılar nedeniyle göz ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı ve böylece optik çalışmaların ilk adımını atmış oldu. Kepler, gezegenlerin hareketlerini açıkladığı çalışmasında tüm gezegenlerin Tanrı'nın müthiş hesapları sonucunda büyük bir uyumda döndüğünü ve bu uyumun ancak Tanrı tarafından yaratılabileceğini çalışmasının ayrı bir bölümünde belirtti. Bu nedenle kilise tarafından herhangi bir ceza almadı. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Kepler'in yaşadığı dönemde kilisenin bilimsel faaliyetleri karşı çıkmakta olduğu söylenebilir. Çünkü Orta Çağ'da Avrupa'da skolastik yani baskıcı düşünce vardır ve bilimsel çalışmaların önüne geçilmektedir. Kepler çalışmaları nedeniyle kilise tarafından cezalandırılacağını düşünmektedir ki bunu engellemek adına özellikle kitabında, eserinde dünyanın dönüşünü Tanrı'nın müthiş hesaplarıyla gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. Ve Kepler yaptığı çalışmalar ile birçok yasanın temelini atmıştır. Bu açıklamaya da ulaşılabilir çünkü fizik yasalarının temelini oluşturmuştur. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak da doğru cevap D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da Avrupa'nın karanlık dönemden çıkmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir? Orta Çağ'da Avrupa'da bilimsel çalışmalar adına karanlık dönem olarak yaşanmıştır. Bu dönemde bilim din adamlarının egemenliği ve baskısı altındadır ki bu baskıcı düşünceye skolastik düşünce denilmektedir. Bu düşünceden kurtulmak için coğrafi keşiflerle dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanması ve kiliseye olan güvenin azalması, matbaanın icadı ile okuma yazma oranının artması ve Rönesans hareketiyle Avrupa'da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin gelişmesi etkili olmuştur. Fakat bilim insanlarının mahkemelerde yargılanması olumsuz etkide bulunacaktır. Çünkü akıl, deney ve gözleme dayanan çalışmalar yapılamadığı için karanlık dönemden çıkılamayacaktır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki gelişmelere neden olan teknolojik gelişmelerden biri değildir? Bazı teknolojik buluşların Avrupalılar tarafından öğrenilmesi ve geliştirilmesi bilim ve teknoloji anlamında Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Avrupalılar Haçlı seferleri sırasında ilk olarak doğuda ortaya çıkan matbaa, kağıt ve pusula gibi hatta bunun yanında barut gibi icatları öğrenerek Avrupa'ya taşıdılar ve daha da geliştirdiler. Bu sayede Avrupa'da çok önemli gelişmelere imza attılar. Örneğin coğrafi keşifler, Rönesans, reform gibi gelişmeler yaşandı ki bu durum Avrupa'nın gelişimini sağladı. Fakat bu gelişmelerde kumaşın icadının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Gazete haberiyle ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur? Google AlphaGo isimli yapay zeka bilgisayar dünyanın en iyi Go Play oyuncusunu yendi. Bu olay öngörülen tarihten 10 yıl önce gerçekleşti. Bize verilen gazete haberine baktığımızda bir yapay zekanın beklenenden 10 yıl önce bir gelişmeyi kaydetmesinden bahsetmektedir ki bu durum teknolojik gelişmeler beklenenden daha kısa bir sürede gerçekleşebilir açıklamasına ulaşmamıza sebep olur. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İnsanlığın oluşturduğu bilgi birikimi sayesinde günümüzde bilimin her dalında sürekli gelişme yaşanmaktadır. Üretimde robotların kullanılması, nanoteknolojinin hastaların tedavisinde kullanılması, şoförsüz arabaların insan hayatına girmesi bu gelişmelere örnektir. Bize verilen açıklamalara baktığımızda ulaşım alanında gelişmeler hızla devam etmektedir diyebiliriz. Çünkü şoförsüz arabalardan bahsedilmektedir. Tıp alanında nanoteknolojinin kullanılmasından bahsedilebilir. Çünkü hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Yine geçmişten gelen bilgi birikimi sayesinde bilim gelişmeye devam etmektedir de diyebiliriz. Çünkü bilgi birikimi sayesinde bilimin her dalında sürekli gelişim yaşandığı vurgulanmaktadır. Fakat iletişim alanında çok önemli icatlar gerçekleştirildiğine dair herhangi bir çıkarımda bulunamayız. Çünkü bize verilen açıklamada böyle bir bilgi yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu iddiası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilindiği gibi ilk zamanlarda bilim adamları arasında dünyanın şekli konusunda şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Çünkü bilim adamları dünyanın düz bir tepsiye benzediğini savunmuşlardır.
ardından yapılan araştırmalarla dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda Galileo teleskop ile gezegenleri inceleyip dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir. Hatta dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğünü ortaya çıkarmıştır. Pisagor, M.Ö. 500 yıllarda dünyanın yuvarlak olduğunu tespit etmiş ve bunu Pisagor okulunda öğrencilerine öğretmiştir. Magellan yapmış olduğu gemiyle gezide dünyanın yuvarlak olduğunu kesin olarak ifade eden insanlardan biridir. Fakat Orta Çağ'da Galileo bu düşünceyi savunmuş ve bu düşüncesini herkes desteklemiştir diyemeyiz. Çünkü dünyanın dönüşüyle ilgili söylemiş olduğu açıklamalar Galileo'nun tutuklanmasına, yargılanmasına sebebiyet vermiştir. Kilise baskıcı düşünce yüzünden bunu engellemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Newton'un yolundan ilerleyen bilim insanları 20. yüzyılda uzaya uydu ve insan göndermeye başladılar. Buhar gücüyle çalışan makine ve lokomotifler, gemiler, asma köprüler, gökdelenler, roketler onun bulduğu kanunlardan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda yer çekimi kanunu bulan Newton'un bilimsel çalışması tüm dünyaya katkı sağlamıştır açıklaması çıkarılabilir. Buna bağlı olarak bilimsel kurallar herkes tarafından benimsenen olgulardır. Bilim insanları kendilerinden önceki çalışmaları örnek alırlar ve bilginin gelecek nesillere aktarılması bilimin gelişmesini sağlar açıklamalarına ulaşılabilir. Çünkü burada Newton'un yolundan ilerleyen diğer bilim insanları birçok gelişmeye imza atmıştır. Fakat bilimin temelini Müslüman bilim insanları atmıştır açıklaması bize verilen metinden çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir.